كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: sağlam binalar yapılacak. Şimdi bunu birkaç kere tekrarladık. Kıyamet yaklaştığı zaman sağlam, kuvvetli binalar yapılacak. Şu kıyamet alameti demek, her şeyin kötü olacağı, kötü olduğu anlamına gelmiyor. Mesela dünyanın mamur yerleri, yani düzgün yerleri kötüleşecek, kötü yerleri mamurlaşacak diye bir hadis okuduk. Bu kötü bir şey değil. Bu da aynı şey. Mesela sağlam binalar yapılması kötü bir şey mi? Yok. Ama kıyamet alametlerinden. Niye? Kıyamete yakın depremler, zelzeleler artacak. Bak Japonya'da kaç sene önce? 5-6 her neyse. 2013 müydü? Bir deprem oldu. 9.4 müydü? Neydi o? He? 2011 mi? 10 sene önce. 9.4. Bina yıkılmadı ya. Bina yıkılmadı. Adamların 15-20 bin kişi tsunami'den öldü. Sağlam bina. Yapsınlar mı? Yapsınlar. Bak Japonya bu konuda çok iyi. Allah Celle Celle bize de nasip etsin. Maalesef ama bizim binalar çok kötü. Şu anda İstanbul için maalesef bunu söylerken korkuyorum. Hepimiz burada İstanbul'da yaşıyoruz. Lakin söylenen şu: İstanbul'da büyük bir deprem olsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş kalmayacak kardeşim. Öyle bir büyük deprem bekleniyor. Bu Osmanlı'nın son zamanlarında kaçtı ya? 7.4 mü, 6 mı, 8 mi ne bir deprem olmuş. İstanbul'da diyorlar sağlam bina kalmamış. Ve onun gibi bir deprem bekleniyor İstanbul'da. Ve maalesef şu anda bizim binalar çok ama çok çürük. Bilmem ne kumunla yapmış, demirden çalmış, malzemeden çalmış. Niye? Binayı ucuza getirip pahalı satan müteahhitler bildiğin katildir. Bir adam ha almış adamın kafasına silah sıkmış, öldürmüş. Ha bir müteahhit malzemeyi 18'lik demir koyacağına 12'lik demir koymuş. İşte atıyorum deniz kumu iyisi diyelim mesela. İşte göl kumu kötüsü diyelim mesela. Adam deniz kumu yani iyisinden kullanacağına kalkıp ucuz olsun diye işte göl kumu kullanmış. Niye? Ucuza gelsin. Binanın işte dairenin maliyeti 100 bin lira gelsin. Ben bunu nasılsa fiyatlar üstü 500 binden okuturum. Bak ben sana şunu söyleyeyim mi? Evin çeşmesin o tuvaletteki musluklar var ya. Küçük musluklar var hani. Taharat musluğu her neyse. Onu bile sırf malzemeden kaçmak için 3 liralık, 5 liralık, 10 liralık takayım dersen o patlar da o evi su basarsa o vebalin tamamı o müteahhite yazılıyor kardeşim. Evet. Ya arkadaşım birisi 10 lira birisi 15 lira ya da 20 lira. Sen 10 lira bak 10 lira ya içtiğin sigaranı arabana koyduğun gezmek için sırf gezmek için koyduğun mazotun belli bir miktarını daireye koyacaksın. Ha şunu yaparsın kardeşim. Birinci kalite malzeme kullanırsın binanda. Kardeşim benim bak bilmem belediyeden onaylı. Bilmem nereden tasdikli. Bak musluklar işte parkeler, kapılar, kollar her neyse. Bak birinci sınıf markası da üstüne yazıyor dersin. Atıyorum 500'e satacağını 600'e sat. Ama kardeşim bunun garantisi vardı. İşin içinde olduğum için biliyorum. Öyle malzemeler var ki adam diyor ki bak bu musluğun altında böyle flexler var. Batarya flexi diye geçiyor. Adam diyor ki bu flex patlarsa, senin evini su basarsa, o su alt kata inerse senin evin parkelerini değiştiriyoruz. Evi komple restorasyon yapıyoruz. Alt kata gidiyoruz. Alt kata da komple restorasyon yapıyoruz diyor adam. Ama bu flex patlarsa diyor. Gördün mü garantiyi? Ama o flex işte bilmem basit bir nal burada diyelim. 10 lirası o flex 50 lira kardeşim. E değer mi? Değer. Sen kalkıp işin ucuzuna kaçacağım diye ucuz bir şey alırsan belan büyük olur. Bizde bu çok sıkıntı. Bizim Türk milletinde bu çok var. Ya param yokken o kadar aldım. Ya mübarek paran yokken aldın da başına bir bela geldiği zaman onun belasını çekiyorsun. Adam ucuza araba alıyor. Motoru yanıyor, kapısı patlıyor, yanı çatlıyor. Ne oluyor? Adam kapartıcıdan, sanayiden çıkmıyor. Neredesin? Sanayideyim. Neredesin? Sanayideyim. Ne oldu? Sırf ucuza bir şey alacağım diye elinde patladı. Gelelim binaları asıl meseleye. Binalarımızı test edelim. Binalarımızı kontrol ettirelim. Belediye bilmem nereye eğer böyle bir şey beyanat nereye yapılıyorsa beyanımızı yaptıralım. Gelsinler kontrol etsinler.
Bunun vebali bize de düşer. Bakın bu farzdır. Müslüman tedbirini alacak. İyi tedbirini alma. Yapıştır gitsin. Bir şey olmaz. Ben ölmem. Bana bir şey olmaz. Bu da var biliyor musun? Adam ben ölmem diyor ya. Tövbe estağfurullah. Haşa ve kella. Bana bir şey olmaz. Ben her kazatta kalsam da çıkarım diyor. Niye? Sırf üşendiğinden. Sırf üşendiğinden ya da ya bizim bina sağlam kardeşim. Bizim usta bilmem 18 tane daire yapmış. Veli Göçer de 99'da kaç tane bina yaptı? Ne oldu? Hepsi yıkıldı. Ne oldu Veli Göçer? Hapse girdi. O kadar insanın kanına girdi. Abi çok önemli ha. Binanın malzemesi çok önemli arkadaşım. Kontrol edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Onu yapacağız. Binalar sağlam olacak. Ama olacak. Bitti. El alemin kafiri binasını sağlam yapıyor. Tedbirini alıyor. Bizim Müslümanlar olsun bir şey olmaz ya. Baba yadigarı. Ya şu resmi gördüm ya. Bina ahşap. Bak ahşap artık 100 yıllık mı ne? Binanın üstünde yazı var. Yaklaşmayın. Bina çökebilir diyor. Yazı var. Altında 30 kişi oturuyor. Taburede, sandalyede yaşlı dedeler oturuyor. Bildiğin hani mekan yapmışlar. Bağcıların dızoları var ya köşelerde oturan elle çay çekirdek sigara. Aynı o model. Binanın üstünde yıkılabilir yazısı var. Tehlikelidir yazısı var. Adam binanın altında mekan kurmuş. Maalesef bize bu çok büyük sıkıntı. Hani bana bir şey olmaz. Binanın altında kalsam da ben çıkarım. O yıkılırken ben görür kaçarım. Evet. Allah Celle Celaluhu bize bu konuda selamet versin. Olası bir İstanbul depreminde Allah muhafaza. Allah muhafaza. E peki ölmeyeceksek binanın altında nasıl sağlam kurtuluruz? Her sabah 3 kere, her akşam 3 kere Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ'i ve huvessemî'ul alîm. Bunu her sabah 3 kere, her akşam 3 kere okuyan enkaz altında kalsa, bak enkaz altında kalsa, eğer eceli yazılmamışsa, eceli yazılmışsa istersen Kur'an'a hatmet yine ölürsün. Ha şehit olursun hatmettiğin için her neyse. Lakin eğer ki ecelin gelmediyse sen sabah 3 kere, akşam 3 kere bunu okursan o enkazdan burnun dahi kanamadan çıkarsın. En son İzmir depreminde görmediniz mi nice bebekler? Hiç ya. Saçının telinde bile zarar yok. Elhamdülillah koruyan Allah korur Allah işte. Nasıl 3 gün o el kadar bebekleri 3 gün enkaz altında sapasağlam kalıyorsa işte onu koruyan Allah işte aynı Allah Celle Celaluhu. Aynı Allah. Rabbimiz birdir. Aynı Allah Celle Celaluhu. Onu koruyan Allah bizi de korur ama tedbirimizi alacağız. Tedbir almadan olmaz. Çürük binanın içine oturup bana bir şey olmaz ya Rabbi yıldırımlar gönder Allah'ım seller gönder. Bu hareketler ne ya sabuha gibi yani kendini çöllere atıp. Neyse.